Arkadaşlar bugün size Abdullah ile Amin'i okuyacağım. Dediğini ben bile anlamadım. Görüyorum. Abdullah ile Amin'i. Abdülmuttalip oğlu Haris ile beraber Zemzem kuyusunun kazarken adadığı adağını hatırladı. Eğer 10 erkek evde doğursa bir tanesini kabirde Allah için kuru verecekti. Tam 10 tane oğlu olmuştu. Adağının yerine getirmesi gerekirdi. En büyükler Haris, en küçükler ise en çok sevdiği oğlu Abdullah idi. Çocuklarını toplayarak şöyle dedi: Allah bana 10 tane erkek evlat verirse birini ona kurban etmeye adamıştım. İşte tam 10 kardeş oldunuz. Adağımı yerine getirmem gerekiyor. Çocuklar adağını yerine getir ve dilediğini yap dediler. Kurban etmek için içlerinden birisini seçmesi gerekecek. Şöyle dedi: her biriniz birer ok alarak üzerine adını yazıp bana getirsin. 10 günler Araplar bir şey yapmak istedikleri hiç ok çekiyorlardı. Şimşir ağacından yapılan aynı büyüklükteki oklardan birinin üzerine yap, diğerine üzerine yapma yazılıyor. Hubel putunun önünde giderek kura çekiliyor, okları oraya koyuyorlar. Putun hizmetçisine birine çekmesini söylüyorlardı. Üzerinde yap yazılı ok çıkarsa yapıyorlar, yapma yazılı ok çıkarsa yapmıyorlardı. Abdülmuttalip oğulları arasında kura çekmek istiyordu. Hangisini kurban edeceğini seçecekti. Bu nedenle onların üzerinde adlarını yazmalarını istedi. Çocuklar dediğini yaparak okları getirdiler. Abdülmuttalip Kabe'ye gitti. Mekkeliler çevresini toplanmışlardı. Adağını ona hatırlatıyor, sözünü yerine getirmesini istiyorlardı. Hubel'in hizmetçisinin yanına gitti. Okları ona verdi. Hubel'in hizmetçisi onları eliyle karıştırdı. Beyaz bir örtü getirdi. Örtüyü de önüne serdiler. Okları örtünün altında koydular. Hizmetçi elini uzatarak bir ok çıkardı. Ok Abdullah'a okuydu. Bir sessizlik oldu. İnsanlar şaşkınlıkla birbirine bakıyorlardı. Göze büyülenmiş Abdülmuttalip'in en çok sevdiği oğlu Abdullah'ın kurban etmesi gerekiyordu. Abdülmuttalip bu işi yapmaktan çekinmedi. Abdullah'ı elinden tutarak bıçağı aldı. Sonra onu İsaf ve Nadi adındaki iki putun önüne götürdü. Araplar kurbanlarının bu iki putun önünde iz kesiyorlardı. Abdullah'ın başını yere koydu. Abdülmuttalip onu kesmek için bıçak aldı. Ona o anda Kureyş'ten bir kişi gelerek şöyle dedi: ey Abdülmuttalip, ne yapıyorsun? Onu kurban ediyorum. Allah'a yemin olsun ki onu kesinlikle kurban etmeyeceksin. Eğer sen bunu yaparsan artık herkes çocuğunu alır buraya getirir ve keser. İnsanlara böyle bir adet bırakmak ister misin? Abdullah'ın dayıları söze karıştılar. Onun fidyesi ne olursa olsun biz bu fidyeyi kendi malımızdan veririz. Mekkeliler şöyle dediler: onu kurban etme, sihirbaz kadına götür. Ona sor, şayet kes derse kesersin. Yok, eğer sana yapabileceğim başka bir çıkış yolu gösterirse ona yaparsın. Hep beraber o civarda tanınmış olan sihirbaz kadına gittiler. Abdülmuttalip durumu açıklayıp tüm onları ona anlat olanları an ona anlattı. Sihirbaz kadın sordu: sizde fide kaç devredir? Fidye adam öldüren kişinin affedilmesi karşılığında verdiği deve diyorlardı. Sihirbaz kadın şöyle ona deve diye cevapladılar. Sihirbaz kadın şöyle dedi: siz şehrinize dönünüz. Bir okun üzerinde 10 deve yazınız. Diğer okun üzerinde de o kişinin adını yazınız. Okları çekmeye başlayınız. Eğer o kişinin adı çıkarsa sayıyı arttırarak ok çekmeye devam ediniz. Bu arttırmayı Rabbinizin razı olacağını sayıya kadar sürdürürsünüz. Ok develeri çıktığında adamınızın kurtarmış olursunuz dedi. Abdülmuttalip ve beraberindekiler Mekke'ye döndüler. Kureyş'in putlara hizmet eden adamına gittiler. Abdullah'ın develer arasında kura çekmeye başladılar. Abdülmuttalip Hubel'in önüne geçmiş oğlunun kurtulması için dua ediyordu. 10 deve ile Abdullah'ın okunu attılar. Çekilen ok Abdullah okuydu. Abdülmuttalip duasına devam ediyordu. Deve sayısını 20'ye çıkardılar. Yine Abdullah'ın oku çektiler. Bu iş tam 10 sefer devam etti. En sonunda devenin sayısı 100'e yükseldi. Tekrar okları attılar. Bu sefer devenin oku çıktı. Orada toplanan insanlar sevinçle bağırdılar. Artık Rabbin
Razı oldu ey Abdülmutalip. Abdülmutalip hayır bunu kabul etmiyorum. Üç kez deneyeceğiz dedi. Tekrar denedi de Abdülmutalip dua etmeye devam ediyordu. İkinci kez de deven oku çıktı. Üçüncü olarak tekrar denildi. Üçüncü kez de deven çıktı. Abdülmutalip tatmin oldu. Artık Allah'ın oğlu onu kendine bağışladığına, onun yerine develeri kabul ettiğine inanmıştı. Develeri kesti. İnsanlara, kuşlara, vahşi hayvanlara ve yiyebilecek herkese dağıttı. Herkesin develerinin ötesinden yemesini sağladı. Abdullah yakışıklı bir delikanlıydı. Kureyş'in kızları onunla evlenmek istiyorlardı. Çünkü onun alnında bir nur parıldamaktaydı. Bu iri kadın kendisiyle zorla evlenmek isteyerek eğer teklifini kabul ederse kendisine 100 deve vereceğini söyledi. Abdullah bunu kabul etmedi. Çünkü babasıyla beraber Abdülmenaf'a oğlu Vehb'in kızı Amine'yi istemeye gidiyorlardı. Abdülmutalip ve oğlu Vehb'in yanına gittiler. Abdülmutalip şöyle dedi. Ben Amine'yi oğluma istemeye geldim. Vehb'in kızının Abdullah ile evlenmesine razı oldu. Abdullah gerçekten yakışıklıydı. Haşim oğullarıyla akraba olmak büyük bir şerefti. Amine de güzel bir kızdı. Kureyş'in kızları arasında en faziletlisiydi. Abdullah ile Amine'nin evlendiği bir habere yayıldığını Kureyş'in kızları çok üzüldüler. Çünkü hepsinin yakında Abdullah ile evlenmek vardı. Abdullah Amine ile 3 gün onların evinde kaldı. O zaman Araplarda bir adet vardı. Evlenen genç karısının evinde 3 gün kalırdı. 3. gün Abdullah Amine'nin yanından ayrılırdı. Yola giderken kendisiyle evlenmek isteyen kadına rastladı. Kadın eğer kendisiyle evlenmeyi kabul ederse 100 deve vereceğini söylemişti. Kadın bu sefer hiç konuşmadı, yüzüne bile bakmamıştı. Abdullah şaşırdı, kadına sordu. Ne için bana bakmıyorsun? Benimle evlenmek istemiyor muydun dedi sen de. Kadın ona dönerek sordu. Benden sonra ne oldu? Vehb'in kızı Amine ile evlendin. Evlendim. Kadın üzüntüyle senin ağlında peygamberlik nuruna benzer bir nur görmüştüm. Bu nedenle seninle evlenmek istiyordum. Fakat Allah bunu istemeyerek kendi istediğini yaptı da dedi. Bu kadına Allah'ın Resulüne ona almak nasip olmamıştı. Yeryüzünün en hayırlısına hamile olmak şansı Amine'ye nasip olmuştu. Abdullah Kureyş'in ticaret için Şam'a doğru çıkan kervanlarında biriyle Şam'a gitmeye karar verdi. Yolculuğa çıkmadan karısı Amine'nin yanına gelerek onunla vedalaştı. Ondan ayrılmak çok zor geliyordu. Daha onunla birkaç aydan fazla kalmamıştı. Birbirlerine olan sevgili ilk heyecanları dahi geçmemişti. Fakat diğer arkadaşları gibi onun da ticaret için gitmesi gerekiyordu. O Kureyş reisinin doğruluydu. Hiçbir iş yapmadı Mekke'de boş boş gezmesi için de hoş karşılaşmazdı. Çünkü o yıllarda insanlar çalışan iş güç sahibi insanlara değer veriyor. Boş ve avare bir şekilde dolaşan insanlara değer verilmiyorlardı. Kafilenin hazırlıkları bütün hızıyla sürüyordu. Köleler satılacak malları taşıyarak develerin sırtına yerleştiriyordu. Mallar yükleniyor, insanlar o yana bu yana koşturuyorlardı. Kadınlar ise yakınlarını yolcu etmek için toplanmışlardı. Abdullah bu kervanla gidiyordu. Amine büyük bir üzüntüyle Abdullah ile vedalaştı. Kafile Gazze'ye vardı, çarşıya gittiler. Araplar oradaki tüccarlara nar, çöl derisi, Taif parası ve gümüş veriyorlardı. Onlardan korku, zinet eşyası ve baharat alıyorlardı. Yolculuk sona erdi. Dönerken yolda Abdullah hasta oldu. Kafile Medine'ye geldiğinde Abdullah şöyle dedi. Ben dayılarımın olan Adi bin Necar oğullarına kalacağım. Dayıları Medine'de idi. Orada kaldı. Kafile yoluna devam ederek Mekke'ye geldi. Onları karşılayan Abdülmutalip sordu. Abdullah nerede? Hastalandı. Medine'de dayılarının yanında kaldı diye cevapladılar. Amine kocasının hastalandığını öğrendi. Çok üzüldü. Onu çok seviyor ve yolunu bekliyordu. Fakat Abdullah hariç herkes dönmüştü. Abdülmutalip kardeşini alıp getirmesi için oğlu Haris'i Medine'ye gönderdi. Haris Medine'ye vardığında Abdullah'ın öldüğünü öğrendi. Amine kocasının ölmüş olduğunu öğrenmiş ve çok üzülmüştü. Karnında taşıdığı o çocuğu ve onun yetim olarak dünyaya geleceğini düşündükçe üzüntüsünü daha da arttırıyordu.
Fakat Allah Celle Celaluhu bu yetimi rahmetiyle kuşatacak, onu koruyacak, en doğru yola onu ulaştıracak ve onu büyük bir işe hazırlayacaktı. Ona şöyle buyuracaktı: seni bir yetim olarak barındırmadığımı, seni sapıklığa düşmüş insanlar arasından çıkarak doğru yola ulaştırmadığımı, seni fakir bir sikin zengin yapmadığımı. Evet arkadaşlar, bugün size Abdullah ile Amine kitabını okudum. Like atıp abone olmayı unutmayın.